Galatasaray maçı var. Galatasaray'ın dün oynadı ya. Dün aynen, oynadı. Salı günü maçı var yani, oyuncu kabul etmezse gitmeyi. Zaten pazartesi günü transfer bitiyor. He, gitme şey olmazsa diyorsunuz. Olmazsa şimdi niye oyuncu deşifre edelim? Yanlış olur. İlk 11 oyuncusu mu? İlk onu 11, söyleyeyim ben. İlk 11. İlk 11'den bir oyuncuyu diyor. Emre Kılıç'ı istiyorlar, doğru mu? Bir şey demeyeyim. Geri zarf atma yani. Yani geri dörtlüden bir COVID yapacağım. Ben söyledim nasıl? Yan top COVID açıklayamıyorsun. Çıkmam yan topa yani, biliyorsun. Baraja girmem. Emre Kılıç'ı geçen hafta söyledim ben. Yan topa çıkmam. Yağmurlu havada da oynamam diyorsun. Yok, oynarım ama baraja hayatta girmem. Baraja içime doğdu diyen adam. Cuma gününü direkt sana vuruyor. Dün bir iki cümle rica edeyim. Dün siz yoktunuz Levent Düzemen. Gaziantep galibiyeti çok önemli galibiyet. Valla evinde kaybetmemiş bir Gaziantep karşısında. İlk yenilgisi. Ben şöyle söylüyorum. Erman Hoca'ya 17 maç kendi evinde kesinlikle kaybetmedi. Katılıyorum. Birinci yarı Galatasaray içeri yenilmeden girmişse sebebi Muslera'dır. 3 tane net pozisyon çıkardı. Direkt dibindeki. Direkt dibi uçarak çıkardı. Net söyleyeyim. İkinci yarıda hoca bir doğru yürüyenleri çıkardı. Koşanları koyunca Galatasaray da koşmaya başladı. Onyekur'un farklarını gördük ki hazır değildi. Çok önemli bir galibiyet. Eğer Galatasaray burada kırılsaydı çok sıkıntı yaşardı. Ama önünde şimdi Galatasaray'ın önünde iki tane çok önemli maç var. Bir tanesi Başakşehir. Bir tanesi Fenerbahçe derbisi. Bunlar her sonuca gebe. Ama Başakşehir'in motivasyonunu da kaybolduğunu düşünüyoruz. Bu arada da Mpanza mıydı o? Mpanza'ydı. Tebrik etmek Mpanza lazım. Çünkü bunu da Gökhan Zan getirmiş. Çok ilginç ya. Yani Galatasaray'ın 15 oldu golü. 15. Evet. Yani Gökhan Zan'ı da kutlamak Mpanza gerekir. Adamı nasıl bulmuşsa Hataylı. Mesela transferin Portekiz Ocak ayında yıldızı olabilirdi. Örnek veriyorum. Bak şimdi Rea Hoca, tabii sizlerin de bir görüşü var. Erman Hoca da top oynadığı için. Hocam teknik adam olarak soruyorum. Mesela Trabzon'un Mpanza'yı büyük iş yapabilir hocam. Değil mi? Mesela Fenerbahçe yapar mı bilmiyorum ama önemli bir santrfor ya. Gökhan Zan'ın getirdiği. Bir yani, de ön grup mesela Hatayspor yeni çıktı ya, bekliyorlar. 3 tane çok hızlı oyuncuları var. Açık alana bir yakalıyorlar. Adamın direkt önemli yani ama sonuçta bir de sırf gibi ondan değil. Oyunları da gelişti ama Levent abi. Galatasaray'ın daha iki tane oyuncusunu görmedik. Bir tane şeye oynamış. Sağ bek gelecek. Oyuncu ne zamandır oynamıyor? Hocam yaklaşık olarak bir aydır kesin oynamıyor. Ondan evvel. Hayır. Şeyden. Antrenmanlara çıkıyordu canım. Çıkıyor. Antrenman eksikliği çıkıyor. Yok yani. Antrenman, maç eksiği var maç ama. Maç eksiği vardı ama. Çok var. Ne kadar? Vallahi hocam yani çok net, ben 4 aydır oynamıyor biliyorum. Bu sezon işte oynadığı maç sayılı. 4 aydır. Diyelim parmaklarını bulmaz. 4 aydır oynamayan bir adam geliyor, çıkıyor sahaya, 2 tane gol atıyor. Evet hocam. Ama hocam çok güzel bir şey var. Bak futbolda söylüyorum, hoca da var. Mesela onun da bizim halimiz. Tek vuruş hocam, tek bizim vuruş ya. Bizim halimiz. Tabii bizim ülke futbolu net anlatıyor ülke değil mi? Ülke futbolunun hali. Kusura bakmayın. Hiç. Ülke futbolunun hali. Hayır. Dediğin gibi ya, Monaco 4 maç oynatmış. İlk 11'e bile çıkarmıyor. Bizde şampiyonluğu oynayan takımın yıldız oyuncusu abi. Ya bunu Onyekuru. Ya ama yani, Galatasaray'a alışmış ya. Bir de isteyerek seçiyor. Kötü oyuncu diye demiyorum ama. Kötü oyuncu Galatasaray'da uyumsuz demiyoruz. Yani. Başarılı tabii ki alacaklar, o değil. Ya yani ülke futbol yani. Ama evet. Hocam ne dedim sana? Bak sen canlı şahitsin, Erman abim de şahit. Gürcan'la arada zor buluşuyoruz kardeşim o. Yani şöyle bir şey. Sezon başından beri Onyekuru diyorum. Demiyor tabii, muyum hocam? Tabii doğru söylüyorsun. Böyle bir oyuncu ihtiyacı var Galatasaray'ın. Doğru. İşte fark ediyor. Peki. Hızlı oyuncu şahit. Bak Osayi çok fark yapar Fenerbahçe'de tabii, hocam. Tabii. Levent abi sana bir şey soracağım. Dün maçtan sonra Fatih Hoca dedi ki yani bu İrfan Can transferiyle ilgili Galatasaray dedi gereğini yapar dedi. Fatih Hoca bu gereğini yapar derken yönetenlere kardeşim pamuk eller cebe artık atın yapın bu işi halledin mi demek istiyor. Yani bu ya şimdi bana yani bir röportaj yapıyorsun benimle. Evet. Evet. Yani bildiğini biliyorsun. Röportaj yani moderatörünü de veriyorsun de moderatör olarak. Evet öyle diyor. Peki. Öyle diyor. Dediğini peki sen de biliyorsun. Sen Fatih'i tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Levent abi. Bir de hukukun var yani. Levent abi. Hayır ama şimdi tuzak kuruyor bunu sana. Ben evet, hayır, böyle, evet. Şimdi Koray bak. Ender Levent ben de sen bunun ne alakası var derdi. İki nokta üst üste. Şimdi bana bir bilgi geldi. Galatasaray İrfan Can'ı aldı diyorlar diye yazmış. Ya, yanına tamam yanına da 3 nokta koyup satıştan da %40 vereceklermiş diye onu da eklesin. %40 satıştan pay. Evet. Oyuncu dediniz abi. Oyuncu. Bak oyuncu söyleme. Rakam 6 hala. Ben bilmiyorum onu. Biliyorsun. Vallahi yok. İnan ki yok. Olsa direkt söyleyeyim. Emre Kılınç'ı ekleyelim tamam mi? Hayır. Değil. Emre Kılınç değil. Emre Kılınç değil. Onu aldık. Tamam. Yavaş yavaş adım adım gidiyoruz. Yani duyumum demek ki iyiymiş be Levent. Tebrik ediyorum hocam. Ama böyle yapayım. Neme lazım şimdi? Benim duyumum demek Emre iyiymiş. Emre Kılınç değilse Emre Akbaba. Hayır. Benim duyumum iyiymiş. Savunma oyuncusu mu? Emre'ler değil. Bilmiyorum hocam.
Bilmiyorum. O İsim verirsem ayıp olur hocam. İsim sormuyorum ki, savunma oyuncusu. Tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Şöyle düşünelim. Aykut Hoca kimi ister Galatasaray'da? Öyle bakmak lazım. Mesela yani, Luyendama diyormuşum. Mesela. Yani iyi bir orta sahası kaybetti. İyi de ilk 11'de oynuyor. İşte ilk 11'de oynamıyor ki şimdi. Mesela. Hayır, doğru ben belki mouse söyledim 11 diye. Ha, bir de o işler de mi var? Levent abi sen de hiç hocam hep yani? Yan ortayı bana yapıyorsun. Nedir onun adı? Sonra ya ben de eğince kafamı kızıyorsun. Yedekte çıkar. 11 oyuncusun ama yedekte çıkar. Çıkarsan hocam yani. Ama demek 2 hafta evvel 11'de yani çıkıyordu. 11'de hocam. Oynayan mesela son işte Gaziantep'te oynayan takımla ilgili herhalde söylüyorum. Ama yani bana gelen bilgiyi paylaşıyorum. Bak ben emin değilim. Bana söylenenler çok önemli bir dostum bu benim. Yani içeride demek ki bir şeyler var. Bu bak oyuncu istemesi olmaz. Emre Akbaba Fenerbahçe istedi. Önemli değil. Bak ne dedi? Ali Bey bir şey söyledi orada. Dedi ki Elinoğlu Evinoğlu diye. Evinoğlu Cenk Tosun evine döndü. Öyle değil mi abi? Beştaş'ı istedi. Şimdi Galatasaray içinden evet. Birisi bana mesaj attı. Diyor ki ya İrfanca zaten devamlı diyor. Galatasaray muhabiriyle işi dışı konuşuyor diyor. Ya neden bahsediyorsun? Buyur bak diyor. Al diyor işte bak hoca diyor orada. Yani hocanın söyledikleri o. Of 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 neler geliyor yani de. Benim kuşlarım iyi gezer biliyor musun? Aynen ya. Levent abi yüzün güldü diyorlar. Yok. Ya bir de bir şey Koray söyleyeyim. Mı diyor? Evet. Levent abi bunu söyledi. Bu enteresan. Dedi ki Oğulcan'la değil mi? Onlar eşleri de hani beraber çok samimi. Onun için seçiyor bir de değil mi? Taylan Antalyalı. Taylan Antalyalı ondan bunlar seçiyor değil kanka. Mi? Kanka. Kanka yani. Yaptılar işaretlerdi. Peki abi bir şey söyleyeyim. Taylan ayrıldı. Farz edelim gitti. Farz edelim gitti X bir kulübe. X bir kulübe yani Gençler Birliği'ne gitti. Ankara Gücü'ne gitti. İşte hocam, Göztepe'ye gitti. Hayır. O zaman İrfan Can da mı? Ya ben de ayrılmam gerek burada. Ben gelmiştim. Bazen Taylan Antalyalı için mi diyecek? Ya hocam, onun için o olmaz yani onun için. Hayır anlatamadım yani. Hocam. Ama çok kankalı. Ya onun için ben gelirim. Peki gittiğinde diyecek Galatasaray'lara gitti. İşte ben Taylan için geldim. Oğulcan için geldim. Onlar da gitti. Ben de ayrılıyorum. Yani bir profesyonel oyuncu onu hiç gelmez. Galatasaray kulübü hocam Allah Allah. Galatasaray kulübü için bak, çok gelir ayıp olur ya. Ayıp olur. Adam gitmedi. Levent karar abi. Vermedik. Bak bir soru sordum Temiz'e. Deniz Türüç kabul etti mi? Savunma oyuncusu mu diyor? Bunda Deniz bir şey Türüç var kabul etti mi? Deniz Türüç Okan Hoca'nın teklifini zor kabul etti. Şampiyonlar Ligi vardı. İstemedi. Ben kendini ekmeğe notlayacağım. Peki Fener'de bu Galatasaray'dan gidecek olan adam kabul etmiş mi Levent abi? Bilmiyorum. Etmiş ki söylüyorlar ama yani ben oyuncunun etme... Öyle değil mi? Onu da soralım. Biraz Deniz'i burada konuştuk da Deniz'i de iyi ki vermişler. Yani hiçbir oyuncusu, şey falan oynadı yok. Biliyorsun değil mi Başakşehir'de? Savunma oyuncusu. Nasıl? O kadar da bilmiyorum hocam ya. Kabul edip etmeyi bilmiyorum. Ender zorlama ya. Önemli bir şey geldi bilgiyi. Verdim sana. %40'ı eklememiş oraya Koray. Uyumadı ekle. %40'ı yani eklememişsin Koray. Eklememişsin yani Koray. Levent abi söylüyor. Hayır bir şey olsa bana nedir onun adı? Telefon açarsın yani. Bir de oyuncu. Oyuncu artı oyuncu 6 milyon euro mu dedin? Oyuncu yerli mi? Para yazmıyor bilmiyorum. Bir miktar para. Ama o şeye benziyor. Bir şey söyleyeyim. Yerli mi yabancı mı? Yerli mi yabancı mı? Onu söyle. Onu söyle bari. Yerli mi yabancı mı? Bunda bir şey yok. Yerli var abi. Levent abi. Abi sen yerli var ya. Yerli mi yabancı mı? Bu kadar basit. Ya sana bir şey söylüyorum bak. %40 artı ben veriyorlar Başakşehir beni. Öyle de. Abi. Ne diyeyim ya? Hocam şimdi sana. Abi. Allah aşkına. Yabancı mı? Abi tek kelimelik. Yerli mi yabancı mı? Evet. Onu söyleyebilirsin. Bak bir. Son bir teyit et. Hocam bak bir şey sana söylüyorum. Oyuncuyu söyleyemem. Söyleme ya. Söyleyemem. Yerli mi yabancı mı? Ya onu da söylemem. Hayır onu söyleyeceksin abi. Ya yerli olacak ya yabancı olacak. Kırma. Başkası mı uzaylı olacak? Annesi Türk babası. Tamam işte yerli mi yabancı Ender, mı? Sen söylüyorsun ben olsam bana gelse ben direkt söylemiştim. Bence de söylemesi lazım. Hiç beni gaza getirme. Ne gaza getiriyorum ya ben de sana yazmam. Abi. Yerli mi yabancı mı ya? Ya peki yarın. Sen dur, maçıya gidesin olacak abi. O zaman zaten bitti. Tamam. Ermen abinin şeyleri. Yarın akşam arkasından konuşuruz o zaman. Konuşursunuz bir şey deme. Bana geleni söylüyorum. Allah Allah. Ben miyim bu transfer görüşmelerini yapan? Gürcan sana gel söylemiyorsun. Ermen abi bunları söylerken doğruları söyledi. Ben de doğruları söyledim ama. Bir sabek olabilir mi? Oyuncu burada farklı bir noktaya götürebilir iş ki. Sana Deniz Türkçü'nün aynı şeyi söyledim. Bak o. Doğru söyledi oynamamış dedi. Kabul etmeyebilir. Hayır ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Seneye döneceğim diyebilir. Başka bir alternatif bulabilirsin. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Ya bu bana gelen bilgi burada. Doğru mu yani bu? Yani bana gelen bilgiyi ben seninle paylaştım. Sen birazdan öğreneceğiz ama izleyicilerimiz de öğrensin istiyoruz. Ender yani. Bombası patlarsa Levent abinin bu şeyler, top sende. Yarın bitirdik onu. Bu gitmeler gelmeler hep olmalı. Mesela Bilgiç bana cevap ver. Bilgiç. Zor sorma ama.
Sen zor olmayacak, kolay bir soru. Geldi Mesut, oynuyor. Baktı ki ya işler çok zor, zemindi Türkiye filan. Takımın biri de 40 milyon euro verdi. Gider mi Mesut? Gitmez. Sordum. Abi Mesut'un şu an en az 100 milyon. Bu şey 100 milyon euro serveti var. En az belki telefon milyar. Telefon açıyor biri bak şimdi. Telefon. Yani kim bu ya? Yayındayım ben. O farklı bir noktalara geldi ama Fener satabilir. Oraya Mesut gitmez de Fener satabilir. Arsenal Manchester maçı